Mehmet Söyler bizlerle birlikte. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz, iyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Evet. Bence vücudumuzla ilgili en çok merak ettiğimiz sorular gözle ilgili hocam. Evet. Biz sabah kuaförde bile gözle ilgili konuşuyoruz. Böyle dedim ki soracağım sorular var, arkadaşımın sordu. Hı-hı. Hatta direkt onunla başlayacağım. Tabii çünkü ki. Hemen hemen sık sık gözle ilgili konuşuyoruz ama çok değişik geldi. Dedi ki kuaför arkadaşım, hem uzağı hem yakını göremiyordum. Hı-hı. Her gün çıkarıp atılan tek seferlik bir lens kullanıyorum. Evet. Ve şu an çok işime yaradı. Şu an yeni çıkan sistemlere geçmeye çalışıyor, onu araştırıyor. Evet. Nasıl yani hem uzağı hem yakını tek bir lensle, tek kullanım bir lensle nasıl düzeltebiliyorsunuz? Evet. İkisini de mükemmel bir şekilde görüyorum diyor. Evet. Şimdi tabii yeni bir teknoloji bu. Bu yeni tek günlük, yani günlük kullanılan lensler. Normalde hepimizin bildiği şey sadece uzak için olan kontak lensler vardı. Şimdiki kontak lenslerde yeni dizaynı hem uzağı hem yakını birlikte görebiliyorsunuz. Yani bifokal veya multifokal dediğimiz çok odaklı lenslerde olabiliyor. Çok odaklı. Tabii. Öyle adını tabii. Duydum aslında tabii, ama öyle tabii. Anlatınca. Çok odaklı. Çok odaklı. Yani bizim lens teknolojisi de aynı şey. Lazerde de yaptığımız ona benzer bir şey. Yani gözde fazla odak yaratıp hem uzağı hem yakını beraber çözebilmek. Ya bu ama geçici bir çözüm değil mi? Yüzeysel, kalıcı olarak bir çözüm tabii değil. Her gün uğraşmamız tabii gereken lensi tak ve çıkar çözümü. Tabii ki. Peki, kalıcı çözümler var, çok güzel. Kimler lazer tedavisi olabilir, kimler olamaz hocam? Evet, şimdi lazer dediğimiz refraktif lazer diye kastettiğimiz korneaya uygulanan lazer. 18 yaşından sonra aslında üst limiti yok. Kornea müsaade ettiği sürece 65-70 yaşlarına kadar da yapılabilen bir şey refraktif lazer. Uzak yakın için kullandığımız, şu anda güncel olarak kullandığımız presbiyont lazer ise 40 yaştan sonra, çünkü neticede 40 yaştan önce insanların yakın görme problemleri yok. Hepimiz akomodasyonla yakını görebiliyoruz. Yani uzağı da görebiliyoruz tasihle, yani gözlükle veya lensle. Hı. Veya lazer olarak. Fakat yakın problemi 40 yaşından sonraki bir problem. Şu anda örneğin burada seyircilerimiz arasında da var. Gözlük kullananlar çoğunda da belki uzak yakın birliktedir. Biz eski teknolojide sadece uzağı düzeltebiliyorduk. Şimdiki yeni teknolojide yeni software'le, yeni bir yazılım programıyla hem uzağı aynı anda da yakını düzeltebiliyoruz lazerle. Mesela ikisinde belli bir numarası var. Evet. Tek lensle onun mesela kimisi 3'tür, kimisi 2'dir. Herkese göre mi bir çözüm buluyorsunuz? Lens tek tip mi? Hayır. Şimdi kontak lens tek tip değil. Kontak lensi birkaç tip var. Onların da tabii hangi şirketin kontak lensi olduğuna bağlı değişik modülasyonları var. Yani her iki göze de hem uzak hem yakın lens olabiliyor. Bir göze fazla ekleme olabiliyor, bir göze az ekleme olabiliyor. Kişiye özel. Tabii kişiye özel. Değişti. Kişinin hangi lensi hangi numarada toler edebildiğine göre kontak lens bulunabiliyor. Fakat lazer tedavisi tamamıyla kişiye özgü. Yani biz onlarda örneğin öncesinden iyi bir muayene yapıyoruz. Hangi numaralarla uzağı çok iyi görüyor, hangi numaralarla yakını. Yani biz uzak yakın dediğimizde sadece uzağa olan insana da yapılabiliyor. Uzağa gayet iyi olup da yakını görmek isteyen insana da lazer tedavisi yapılabiliyor. Eskiden böyle bir işlem yoktu. Tamamen kişiye özgü ölçümler alınıyor. Ondan sonra ona göre tedavi yapılıyor. Peki sadece yakını olana yapabiliyoruz dediniz ya, uzağı da çözmüş oluyoruz. İleride olacak bir problemi de önlemiş oluyor muyuz? Tabii tabii. Şimdi şöyle, 40 yaşından sonra olduğu için zaten 40 yaşından sonraki insanda gözlük numaraları sabittir. Yani kolay kolay değişmez. Değişmesi için gözün içerisinde bir şey olması gerekir. Bunda da bir an önce de sorunuzun içerisinde adı geçti. Katarak bundaki en büyük olay. Yani katarak geliştiği zaman, yani gözümüzün içerisindeki lens bozulduğu zaman numara değişir. Yani korneadan dolayı değişmez. Dolayısıyla 40 yaşından sonra yaptığınız lazer tedavileri de, göz içi lensi tedavileri de kalıcı tedaviler. Değişmez. Yani 20 yaşındaki bir delikanlıya veya bir kızımıza yaptığımız bir lazer, 40 yaşından sonra yakın problemi olarak size
ayrıca bir refraktif problem olarak görünse bile 40 yaşından sonra bu sabit. Dolayısıyla değişmez. Yani siz yaptığınız uzak Çin'de yakın Çin'de tedavi aynen kalıyor. 20 yaşında bir genç kıza lazeri taktığınızda bir daha hayatı boyunca uzak olmuyor. Uzak olmuyor. Ama 40'ından sonra yok. Katarak ayrı bir şey. Hı. Biz lazer tedavilerini kornea yapıyoruz. Yani gözün dışında bu saat camı gibi gördüğümüz, evet. Şimdi sizin gözünüzdeki göz rengini veren şey iris. Hı hı. Göz bebeği dediğimiz. Onun da üstünde bir saat camı gibi, hı hı, kubbemsi bir yapı var. Şeffaf bu. Kornea diyoruz. Lazer tedavileri kornea yapılıyor. Katarak tedavileri gözün içerisinde göz bebeğinin arkasındaki lense yapılıyor. Hmm. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı şeyler. Hmm. Yani lazer tedavisi yaptığınız bir hastada ileride katarakt olabilir. Katarak için ameliyat olması gerekir. Yani birbirinden tamamen bağımsız. Yapılan lens zarar görür mü katarakt olduğunda? Hayır, hayır, hayır. O aynı şekilde, hayır, durur. İkisi kesinlikle birbirinden çok farklı, kesinlikle şeyler. Kesinlikle birbirinden farklı şeyler. Miyobu ya da göz kuruluğu olan kişiler lens, lazer olabiliyor mu? Zaten ilk lazerin çıkışı miyoptur. Yani miyoplar için, hı-hı, ilk lazer çıkmıştır. Daha sonra işte astigmat ve hipermetroplar vardır. Yoğunlukta da hasta grubumuz öyle zaten. Kuru gözde de kuru gözü ne olduğu önemli, ilaçla tedavi edilip edilemediği önemli. Şiddetli kuru gözde refraktif cerrahi kontraindikedir, yani yapılamaz. Ama hafif ve orta düzeydeki bir kuru göz olayında refraktif cerrahi yapılabilir. Ona göre ilaçlar düzenlenir. Genetiğinde problem olan gözlerde peki nasıl bir yol izliyorsunuz? Herhalde tabii görme kaybı gibi söyleyebilir miyiz bu problemi? Şimdi genetiğinde o da tabii problem... genetiğinde problem varsa, biraz önce bir hasta baktım geldim örneğin. Bir keratokonus da örneğin, ha, genetikle ilgili korneanın dışarı doğru çıkıntılı olması demek, incelmesi demek ve düzensiz astigmatizma, hı, demek. Bunlarda örneğin çok sınırlı oranda biz lazer uygulayabiliyoruz. Yani geri kalanda genelde lazer uygulanamıyor. Genetik rahatsızlığın ne olduğu önemli. Yani korneada mı, lensde mi, gözün içerisinde mi? Geçen hafta örneğin iki cerrahi vardı. Göz bebeği örneğin. Genetik göz bebekleri ikisinin de dışarıda. Yani tam ortada değil, kenarlarda. Hmm. Buna yapılan cerrahi farklı bir cerrahi. Yani pupiloplasti yapabiliyorsunuz. Yeni göz bebeği yapabiliyorsunuz, hmm, bu tür olgularda. Veyahut da olan göz bebeğini ortaya çekiyorsunuz. Veya düzensiz bir göz bebeğini düzenli hale getiriyorsunuz. Bu tip genetik problemleri cerrahi yollarla çözebilirsiniz. Herkes için ve her türlü olgu için böyle mi? Hayır. Tamamen olgusuna göre. Yani gözün de bence en güzel tarafı kişi özgü olması. Yani kesinlikle bizde standart bir cerrahi yoktur. Yani hastasına göre vardır. Hı. Yani bir hastanın işte bir lens bir hasta için doğru iken başkasına doğru olmayabilir yani. Eğer keratokonusu varsa nasıl bir tedavi izliyorsunuz? Keratokonustaki tedavi şekli konu tamamen o da dediğim gibi kişiye özgü ve farklı. Hı. Öncelikle yaptığımız şey ışın tedavisi, yani keratokonusu durdurmaya çalışıyoruz. Yani bugün gelen hastadan örnek vereyim ben size. 19 yaşında bir delikanlı üniversite imtihanına hazırlanıyor. Gözünün bozulduğunu hissediyor ve arkadaşının gözlüğüyle de iyi gördüğünü görünce doktora geleyim diyor. Gözlük ihtiyacı olduğunu da farkında değil çocuk. Devamlı ders çalıştığı için. Çünkü miyoplar yakında iyi görürler. Uzakta bulanık görürler. Televizyonu zor görürler. Dolayısıyla bu tip gençlerde göz problemini hissetmek biraz daha geç olabiliyor. Ve yapılan tetkikte topografik bir tetkik yapıyoruz. Bakıyoruz düzensiz bir astigmatizma var ve gözlükle düzeltemiyoruz. O zaman yapılan tetkikte keratokonus ortaya çıkıyor. Keratokonus ne? Korneadaki dediğim gibi incelmeden dolayı biz bunda genelde bir hamile kadın görüntüsü falan deriz. Yani bir yerde gelir kornea düzgün gider fakat bir yerde dikleşir ve orada bir astigmatizma yol açan bir durum söz konusu olur. Dediğim gibi öncelikle ışın tedavisi, bunun yanında kornea içi halkalar var. Halka tedavisi, yani delikanlının ikinci gözünü onu önerdim. Işın artı kornea halkası. Bunlarla olmuyorsa bunlardan önce veya sonra sert kontak lens düzeltsin diye uygulanabilir. Genelde toleransı düşüktür, yani hastaların büyük bir kısmı kullanamaz bunu. Sonrasında en son tedavi şekli de kornea nakli. Az önce konuştuk ama soru varmış. Genç yaşta lazer tedavisi olduğumda ileride katarak sorunu yaşarsam
ne yapmam gerekiyor demiş. Az önce cevapladınız sanırım. O fark, sen tamamen fark. İkisi birbirinden çok farklı, evet, hastalıklar. Şimdi halk arasında şöyle bir olay var. Hastalarımızdan bundan 20 yıl önce çok sorarlardı. Şimdi teknoloji inanılmaz gelişti. Evet, biz çok. Eskiden refraktif cerrahi dediğimiz, yani miyop, hipermetrop, astigmat ameliyatı geçiren insanlarda katarakt olduklarında takacağımız merceğin numarasını ölçmekte güçlük çekerdik. Çünkü koronel yüzeyine işlem yapıldığı için oradan numarayı ölçmek, yani gerçek numarayı ölçmek çok zor olurdu. Bununla ilgili formüller vardı. Biz yıllarca örneğin bunları toplantıda hekim arkadaşlarımla tartıştık. Yani hangi formülü uygulayalım, ne yapalım diye. Ama şu andaki cihazlarda bunu artık hiç formüle gerek kalmadan direkt, evet, ölçebiliyoruz. Burada halkımızın kafasını karıştıran şey, İkisinin aynı yere yapıldığını düşünüyorlar. Hani, evet, bir yere bir şey yapılırsa bir yere yapılmaz mı? Hayır, birbirinden farklı bir şey. Bu neye benziyor? Ben işte yüzüme estetik yaptırdım, sinüs ameliyatı olabilir miyim? Tabii ki olabilirsin. Hı-hı. Yani o cilt ameliyatı, diğeri, evet, kemik ameliyatı. Yani gözün burada katmanları da, tabii, var. Tabii katmanları, yani kornea yapılan bir cerrahi, diğeri arkada, lenste. Yani dolayısıyla bu onu tetikleyen bir şey de değil, hı-hı, onunla ilgili bir olay da değil, kataraktla, lazer tamamen, yani refraktif lazer dediğimiz tamamen iki ayrı olgu. Hocam sizin bir açıklamanız var. Biraz araştırdım sizinle, hı-hı, ilgili. Havuz suları, hı-hı, göz bozukluklarını ortaya çıkarabilir gibi bir şey söylüyorsunuz. Hı-hı. Doğru mu? Havuza ya, girerken bir kere daha düşünelim mi? Ya şöyle, ben aslında tabii zaten hijyenle ilgili, ben, evet, de kendi adıma kendi havuzuma giriyorum yani. Evet. Dışarıda öyle çok şey havuza girmiyorum. Klordan bahsetmiyorsunuz o zaman. Klorun dışında tabii özellikle tabii ki başkasından alacağımız şeyler, özellikle akşam saatlerinde çok daha fazla kişi giriyor havuza ve herkesin kullandığı yerde gözleriniz açık giriyorsunuz. Yani benim hep dediğim bir şey var. Beynin dışarıdan görünen tek parçası gözdür. Beynin dışarıdan çok görünen, doğru, tek parçası gözdür. Hı hı. Yani göz dibine baktığınız zaman gördüğünüz şey aslında beynin bir parçasıdır. Siz bu kadar hassas bir organı böyle bir içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir yerde açıp şey yapıyorsunuz yani. Çok doğru. Dolayısıyla da girilecekse de bir gözlükle girilmesinde fayda var. Gözlüğü de takıp çıkardığımız için aslında pek, hı, bir şey değişmiyor. Evet, günün yani sonunda o da neticede içinde kontaminasyonsa eğer, evet, o bir şekilde de kontaminasyon oluyor. Göz tembelliği olanları biraz atlıyoruz sanki. Ben, hı, de bunun içindeyim. Göz, hı, tembelliğimiz varsa bu aslında çözümsüz bir şey ya. Hı hı. Öyle mi, ya da var mı bunun bir tedavisi? Bende uzak yakın sorunu olursa nasıl ilerliyoruz? Şimdi tembellik dediğimiz olgu biraz farklı. İki gözün birlikte aynı oranı görmemesi demek tembellik. Çok nadir olarak da iki gözün birlikte de az gördüğü durumlar söz konusu olabiliyor. Eğer tembelliğin sebebi bir gözlük kullanımı olayı ise, yani bir dioptri problemi varsa, refraktif bir problem varsa, bunu çözersiniz, tembellik ortadan kalkar. Ama genelde bizim bildiğimiz, halkımızın da meraklandığı olay, bir göz tam görüyor, diğer göz %10 görüyor, %20 görüyor, gerçek bir tembellik. Onlarda da küçük yaşlarda fark edilirse değişik tedavileri var bunun. 9-10 yaşlarından sonra da bilgisayar destekli tedavileri var. Eskiden yoktu bunlar. Şu anda artık bilgisayar programlarıyla tembelliği büyük bir oranda çözebiliyoruz. Herkes için doğru mu? Hayır. Yine kişiye özgü. Hı hı. Yapılacak olan muayenelerle eğer bu tembelliği aşabileceğimizi anlayabiliyorsak ve bu muayene bize bunu veriyorsa, o zaman tabii tedavi önemli oluyor. 40 yaşındaysa artık hasta çok mu geç oluyor? Çok zor, evet. 40 yaşından sonra çok zor. Ama inanın meslek hayatımda onları da gördüm. Hiç görmedim. Dün bir ameliyat vardı, o da ona benzer. Bir göz %10 görüyor, bir göz %30 görüyor. Hastaya görmek problemi var mı diyorum, hayır diyor. Hmm. Her şeyi görüyorum doktor bey diyor. Okuyorsunuz %30 görüyor. ya niye ameliyat olmadın bugüne kadar diyorsun. Yüksek mi yok, 12 derece mi yok. Hmm. Katarağı da var. 60 küsur yaşında bir beyefendi. Ameliyat oldu, bugün işte mesaj atmış, inanamıyorum diye görmeme. Hmm. Yani keşke o biraz kadar beklemeseymiş. Evet, keşke beklemeseymiş. Dolayısıyla yapacağımız şey, en güzel şey, en ufak bir sıkıntı, sadece göz için değil, her şey için doktora gitmekte fayda var.
Nedense evet doktora gitmekten oldukça çekiniyoruz. Özellikle küçük yaşlarda erken tanı diye bir şey var ya hastalıklarda. Hı. Çocuklarda mesela göz kayması varsa hemen doktora başvurmak gerekiyor. Siz göz kayması olan çocuklara ne yapıyorsunuz? Şimdi göz kayması da yine bir önce söylediklerimle biraz paralel. Tamamen göz kayması niye olduğuna bağlı. Eğer gözlüksel bir probleme bağlıysa o zaman gözlük veriyoruz, kayma düzeliyor. Bazen gözlük veriyoruz, kayma düzelmiyor. O zaman cerrahi şeyler düşünüyoruz. Yani ameliyat da onu düzeltelim diyoruz. Burada da kritik yaş 6 yaş. Çünkü normalde biz beynin iki gözden gelen görüntüleri beraber üst üste çakıştırdığı yaş olarak 6 yaşı biliyoruz. Dolayısıyla eğer 6 yaşa kadar bir problem var idiyse ve çözülmediyse 6 yaşından sonra beyin iki gözden gelen görüntüleri artık farklı algılamaya başlıyor. Tembellik işte o yaştan sonra başlıyor. Evet hocam. Onun için mümkün mertebe 6 yaşından önce yapılmalı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beraber reklama gidelim hatta. Küçücük bir aradan sonra...